Evet kıymetli dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Özürlü Masters'ın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar uzun 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 konuşmayacağım. Kısa 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 500 tane belki haber vereceğim. Başlayayım mı? Başlıyorum. Dominik Livakovic'e milli davet. Livakovic Euro 2024 öncesinde takımının kampına davet edildi. Aynı zamanda Zajc da davet edildi. Çok çok sevindik açık söyleyeyim. Nihat Kahveci Arda kardeşlerin FIFA kokartını sökün, dürün, bükün, onun gözüne sokun ki bakın böyle hakemlik olmaz diye demişti. Volkan Demirel'in ayrılık iddialarına Volkan Demirel, Zeynep Demirel çiftinin her şey yolunda cevapları bizi çok çok mutlu etmişti. Allah çiftimize bir ömür mutluluklar versin, bütün çiftlerimize mutluluklar versin. Dursun Özbek çıkıp Erden Timur'la birlikte palavralar anlattı ve bu palavralar işe yaradı. Az sonraki kısımda onu anlatacağım. Ama keşke birisi Can Gebetaş'ın dediği gibi, Dursun Özbek mafya dizi senaryosu anlatıyor dediği gibi senaryonun üstüne düşseydi keşke. Samet Akaydın'ın Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldığı iddiaları var. Ben bilmiyorum bunu ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama şu bir gerçek ki yani şimdilik bonservisi alınmadığı için şimdilik bizim futbolcumuz arkadaşlar. Allah hayırlısını versin. Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Rafa Silva ayrıldı arkadaşlar takımından ve futbolcunun, yıldız futbolcunun Arabistan'dan bir takıma gideceği konuşuluyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ama böyle bir olay var. Fenerbahçe Levent Mercan'ı aldı sayılır. Talisca Lukaku'ya sündü sayılır. Ama mesela Hermoso, Iheanacho bunlar çok gündemi meşgul edecek gibi. Talisca'nın yıllık ücreti 10 milyon euro. Hani Ali Koç nasıl getirecek ben de merak ediyorum. Hocam niye Ali Koç dedin? Aziz Yıldırım'ın seçilme ihtimali yok mu? Sen Ali Koççu musun? Hayır, Ali Koç'un vaadinin Talisca'yı getirmek olduğunu söyleyen yüzlerce duyumcu var. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi durum bu. Çağlar Söyüncü'nün kariyerinde bir ilk yaşandı, bilginiz var mı? Muhtemelen vardır. Nedir o ilk? Çağlar kariyerinde ilk defa arka arkaya iki maçta gol atmış arkadaşlar. O da yani öyle bir nasip ki iki sarı kırmızıya birden atıyor. Hem Kayseri Spor'a hem Galatasaray'a atıyor. Müthiş bir şey. Onu da söyleyeyim. Osayi Fenerbahçe'nin hırçın çocuğu sevk ediliyor. Ciku ile Batshuayi Galatasaray maçındaki kartlar nedeniyle yoklar. Son İstanbul Spor maçında ama Bekao dönecek. Mert Hakan Yandaş oynayabilir. Herhangi bir aksilik yok. Onun dışında Edin Dzeko muhtemelen kadroya geri dönecek. Joshua King büyük ihtimalle oynar diye düşünüyoruz. Hani Cengiz Ünder'in sakatlığı ne derece, nasıl bir sakatlığı var? Şimdi şunu da unutmayın arkadaşlar. Tamam ligin son maçı vesaire ama İsmail Yüksek de, İrfan Can Kahveci de, Cengiz Ünder de, bunların üçü de Euro 2024'te oynama ihtimali olan futbolcular. Hani kulübümün son maçında oynamasam da o maçta oynasam düşüncesi içinde olan futbolcular, onu söyleyeyim. Alex de Souza Semih Şentürk istiyormuş. Yağız Sabuncuoğlu'na haber. Ben buna bir şey diyemem. Yani onu ben peşin peşin söyleyeyim. Çok bir bilgim yok. Bonucci emekliliğe hazırlanıyormuş. Zaten Fenerbahçe'ye kısa süreliğine gelmişti. Bir şey olacağını da zannetmiyorum. Şimdi Hakim Ziyech sarı kart cezası ancak Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu sınırdaymış. Şaka gibi ama bu isimlerin niye sınırda olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Zaten dünya derbide derbiyi izleyen herkes Fenerbahçe'nin sezon boyunca haklı çığlıklarının ne kadar haklı olduğunu gördü. Süper Kupa'ya niye çıkmadığını gördü Fenerbahçe'nin. Hatta Beşiktaşlılar bile ya hakikaten siz haklıymışsınız demeye başladılar. Onu da söyleyeyim. Hatta Trabzonsporlular bile siz haklıymışsınız demeye başladılar. Yani durum bu. Derbinin faturası muhtemelen ağır olacak. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe adına düşünüyorum. Birçok eksik var. Gerçekten birçok eksik var. Ve bu eksiklerle nasıl olacak İstanbul Spor maçı onu da düşünemiyorum. Eksiğin yanı sıra şöyle anlatayım. Bazı isimler de sevk edildi. Yanlış duymadınız. Sevk edildi. Hocam sevk edildi ne demek? Böyle sevdiler falan gibi mi? Yok. Bildiğiniz sevk edildi. Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel,
Savcılıktan çağır dediler. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun yani, savcılıktan çağırma falan. Onun dışında Ali Koç, Selahattin Baki, Mert Hakan Yandaş, Oster Wolde, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal PFDK'ya sevk edildi. Bakın, maç başlamadan Mert Hakan Yandaş sürtüşme yaşadı diye sevk ediliyor. Maç bitmiş, taraftar dağılmış, bomboş statta sevindi diye Oster Wolde ve İrfan Can Eğribayat sevk ediliyor. Ertuğrul Karanlık, Emre Kartal sevk ediliyor. Şunu söyleyeyim. Yani 3 ismin de ceza aldığını düşünüyorum. Mert Hakan'ın, Oster Wolde'nin, İrfan Can Eğribayat'ın. İrfan Can çok önemli değil. Livakovic'den başlarsın. Mert Müldür oynayabilir, o sahayı oynayabilir. O sahayı oynar. Çağlar Bekao oynar. O da sıkıntı değil. Oster Wolde'yi de bir maçlık sıkıntıya gerek yok. Ferdi oynar, okey. Krunic sakat. Ciku oynayamayacak. İsmail Yüksek sakat. Anladınız mı tehlikeyi? Orada Fred Şimanski ikilisini oynatabilir. Fred Şimanski. Batshuayi cezalı olduğu için ilginç bir şekilde, bak, Batshuayi cezalı olduğu için ilginç bir şekilde Serdar Dursun, Edin Dzeko çift forvet oynatabilir. En azından birisi 10 numara gibi. Yani Şimanski, Fred'i ayarladım. Sağda King, solda Tadic başlayabilir. Yedeklere bakıyorsun, sadece Mert Müldür var. Başka Bonucci var. Mert Müldür var. Serdar Aziz bacağı koptu herhalde. Zajc yedekte olur. 2. Mert Müldür olur. 3. Yani Zajc 1, Mert Müldür 2. Serdar Aziz'in şey Bonucci var 3. Kalecileri saymıyorum. Hani Cengiz'in keyfine bağlı iyileşirse. İrfan Can Kahveci dönme ihtimali varsa. İsmail Yüksek dönme ihtimali varsa. Başka da yok. Futbolcu bırakmadılar. Sezonun başından beri Fenerbahçe'ye yapılan operasyona bakın. Allah'tan korkun, Allah'tan. Allah çıkartsın ya. Vallahi bak, Allah çıkartsın. Kulübümüz çirkin, kötü tezahürat, saha olayları, talimata aykırı hareket, 5 futbolcu sarı kart, 1 futbolcu kırmızı kart. Sportmenliğe aykırı hareket. Ya Allah aşkına, yedirdiğiniz sarı kartlık bir durumu yok. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bas bas bağırırım ya. Kaldırın ulan Ciku'nun cezasını derim. Kaldırın. Ya bu kadar olmaz. Ali Koç sportmenine aykırı hareket. Niye sportmenine aykırı hareket? Orayı basmış. Selahattin Baki sportmenine aykırı hareket. Niye oraya vardı? Böyle giderse dayak yiyeceksin demiş. Başka bir şey yok. Adama elini ısırmışlar. Selahattin Baki falan filan, hakem açıklamaları diyor. Ne yapaydı? Ödül mü vereydi? Ne yapaydı? Ne demesi lazım diye. Hakem hakkında ne demesi lazımdı? Ya bu kadar Fenerbahçe'ye bu kadar bilenmeyin ya. Fenerbahçe'den korktuğunuz kadar Allah'tan korkun ya. Ya ben ömrü hayatımda bu kadar utanmazlık, bu kadar aymazlık görmedim ya. Ya abi, rica ederim ya, artık yeter ya. Ertuğrul Karanlık saldırı maddesi. Emre Kartal saldırı. Peki bir şey söyleyeceğim. Emre Kartal'la Ertuğrul Karanlık direkt mi saldırmış millete? Ya direkt mi saldırmışlar, hani beyinsiz miymiş bu iki isimde? Direkt mi saldırmış? İrfan Can Eğribayat. Ulan bu İrfan Can'dan ne yediniz, şey yaptınız da yani neyini çekemiyorsunuz? Osterwolde. Ulan çocuğun var ya, yani nefes alması herhalde size batıyor ya. Hocam iyi de bilmem neyini göstermiş. Maçın esnasında cinsel organını taraftara gösteren, taraftarı maçta tahrik eden, bakın maçta tahrik eden Icardi'ye bir maç ceza verirlerken ona siz adil diyorsunuz. Ona siz tamam diyorsunuz. Allah aşkına, ondan sonra verilen hiçbir karar adil olmaz ki. Siz ona adil diyorsanız, siz buna eğer, hani dilim de varmıyor ama, normal diyorsanız her şey normaldir. Ya bak, ben derbiden sonra görüştüğüm herkes, abi siz sezon başından beri demek ki hakkıyla gerçekten sizmişsiniz diyor ya. Gerçekten demek sizin hakkınız yenmiş diyor. Ya derbide bile gördük. Bunlar sizi 6 eksiğiniz var. 10 kişiyle yenemediyse hakem bunlardan yanayken. Ya siz nezlesiniz, doğruymuş diyor. Torreira son dakikada bacağı kaldırıyor, kasık arasına vuruyor ya.
Top gitmiş gitmemiş. Son adam değil mi kardeşim? Son adamın yaptığı her şey kırmızı kart değil mi kardeşim? Top gitmiş gitmemiş mühim değil ki. Fenerbahçe'ye karşı olsaydı Fenerbahçe futbolcusuna kırmızı verirdiniz. Allah'ınız kitabınız varsa ona da verin kırmızı. Varsa ama bak. Yoksa hiç sıkıntı değil. Ya kaç futbolcu Barış Alper'in 3 tane yemesi gereken sarı kart var. Herif bir sarıyla maçı bitirdi. 2 sarı kart yese zaten 10'a 10 olsa bak 11-11 olsa Fenerbahçe herhalde 6-0 falan yenecekmiş. Ben onu da tespit ettim. Demek ki 6-0'dan 7-0'dan korktukları için bunu vermişler. Bakın açık açık söylüyorum. Hakemler ve federasyon demek ki Fenerbahçe 7-0 yenecek diye Fenerbahçe korkularından maçı katletmişler. Fenerbahçe'yi mahvetmişler. Düşünün bak. Kaan Ayhan sarı yese son maçta yok. Hop 1. Kerem sarı yese son maçta yok. Hop 2. Torreira 2 tane 3 tane kendine yere atma hareketi yaptı. İkisini de yese kırmızı yese hem Galatasaray eksik kalacak hem son maçta yok. Hop 3. Barış Alper bir sarı kart daha yese zaten eksik kalacaklar. Son maçta yok. Hop. Mertens'in sarı karttık. Kendine bir tane bıraktığı pozisyon var hiç dokunmadan. Hakem aldırtmıyor. Yani 5 futbolcu kollandı ona rağmen Hakim Ziyech sarı kart deyip son maçta olmadı. Düşünün. Bu kadar kollamaya rağmen. Ya şimdi ben şunu söyleyeyim. Eminim bugünden sonra herkes şey diyecek. Ulan maç bitmiş. Sahada taraftar bile yok. Kendi taraftarınız bile gitmiş yani. Fenerbahçe taraftarı daha sonra gitmesine rağmen. Onlar bile yok. Fenerbahçe sevindi diye bu adamları PFDK'ya sevk ediyorlar. Ulan bunlar size her kuruma saldırıyorlar. Gerçekten sizin 10 yıllık şampiyonluğunuzu çalıyorlar. Yarın bir gün bunlar kafayı bize de takar. Bizim de çalarlar demeye başlayacaklardır. Bakın Fenerbahçe açıklama yaptı. Hani maçın 1-0 kazanılmazsa rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Hani önce şunu söylemek istiyoruz. Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve çeşitli yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi maç sonucunun hazmedilememesinden dolayıdır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Utanmazlığı. Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı, her şeye rağmen Fenerbahçe'mizin galibiyetiyle sonuçlanan bu maç her bir dakikası ile gerçek hak edeni tüm Türkiye'ye gösterdi. Sezon başından beri haykırdığımız sistemsel sıkıntıların, öyle değil mi arkadaşlar? Sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özelliği niteliğinde, kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşılıyoruz. Ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı, yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada yapacağız diyor. Şimdi ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam direkt bir numaraya çıkarım. Hiç 2'yle, 3'ten, 4'ten, 5'ten uğraşmam. Direkt bir numaraya çıkarım. Ya bu takım şampiyon olacak ya bu takım şampiyon olacak. Direkt bir numaraya çıkar. Ya hocam böyle senin dediğin gibi olmuyor bu işler. Şöyle böyle. Asıl benim dediğim gibi olacak bu işler. Çıkacaksın bir numaraya. Arkadaş ya bu takım şampiyon olacak ya bu takım şampiyon olacak. Artık millet senden biliyor. Yani sendense bize açık açık söyle biz de cephe alalım. Senden değilse açık açık bu kadar hakkımız yenildi. Ya sen de bir Fenerbahçeliyim diyorsun. Senin zoruna gitmiyor mu diyeceksin. İşi bitireceksin. Öyle insanlıkla şundan bundan. Ya geçin ya. Geçin arkadaşlar. Geçiniz arkadaşlar. Ve yani iğrenç bir durum ya. Gerçekten iğrenç bir durum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun ya. Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim? Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Ama dediğim gibi ben olsam bir numarada çözerim işi. Ne demek istediğimi anladınız inşallah değil mi arkadaşlar? Ya ben anladığınızı düşünüyorum. Şimdi Stefano Pioli iddiasını ortaya attılar. Arkadaşlar benim duyumlarıma göre Pioli yok. Yani önerilmiş Ali Koç reddetmiş. Rafael Benitez iddiasını attılar. Yine benim duyumlarıma göre Benitez'lik bir olay yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Jose Mourinho Beşiktaş'tan anlaşmış falan filan. Tiner içmek size ve çevrenizdeki herkese zarar verebilir. Lütfen tiner içmeyin arkadaşlar. Onu da belirteyim. Başka ne diyecektim ben? Ha Osterwold'un şöyle sevincinden dolayı mı acaba ceza
şey sevke karar verdiler. Onu da düşünüyorum. Cidden biz yani ne kadar komplike düşünmeye başladık ya. Ne kadar enteresan düşünceler içine girdirdiler bizi ya. Ya Osterwolde'yi Allah ya Allah Osterwolde kadar kafanıza taş düşürsün ya. Lan nedir bu Fenerbahçe futbolcularına düşmanlığınız ya? Hayır. Emre Kartal adama yumruklu vuruyor falan filan. Gördüm, ben de gördüm. Tasvip ediyor musun hocam? Sen bir öğretmen olarak doğru buluyor musun? Doğru bulmuyorum. Ama yıllarca ağlayıp zırlayıp yok biz şampiyon olduk. Yok stadın ışıklarını niye söndürdünüz? İşte stad ışıklarını söndüren şerefsizdir, FETÖ'cüdür falan diyen Galatasaray. O zaman neci oluyor? Neci oluyor Galatasaray? Bize, bana Galatasaray'ın neci olduğunu söyleyeyim. Ya biz Galatasaray'ı FETÖ ile yıkmadık. Kumpasla yıkmadık. Medyayla üstüne gelmedik. Anlatabiliyor muyum? Hani medyayla Galatasaray'ı yıkmadık. Ya da ne bileyim operasyonlar düzenlemedik. Arkamıza terör örgütünü alıp Galatasaray'ı eksik bırakıp fikstürü ayarlayıp son maça da en sevdiğimiz hakemi ayarlayıp o hakemin de rakibimizi eksik bırakıp ona rağmen de berabere kalıp şampiyon olduk diye sevinmedik. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Şerefimizde çıktık. Şerefimizde oynadık. Şerefimizde yendik. Ha, bir kumpas arıyorlarsa, bir başka bir şey arıyorlarsa aynaya bakabilirler. Nelerin kumpasını kendilerine bulacaklarına baksınlar. Stadın ışıklarını söndürmek falan filan. Orada tartışmıyor bak. Işıklar, Fenerbahçe stadında hiç kimse saldırmadıydı Galatasaraylılara. Hiç kimse. Üstelik millet canıyla uğraşıyordu. Dışarıda FETÖ'cü polisler ki sonradan ifadelerinde var. Hala inanmayan varsa arkadaşlar bir FETÖ'cülüğünü sorgulasın. Yani bir baksın ne kadar FETÖ'cü olduğunu bir kontrol etsin. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar FETÖ'cü olduğuna bir gözetleme yapsın. Bir testini soksun kendi. Ona rağmen hiçbir sıkıntı olmamıştı ama burada oldu. Öyle değil mi? Neyse. Ben yine insanlığımı koruyacağım. Yani Ertuğrul Karanlık falan sevkler. Simon Kea'yı bize yazacaklar. Yok, Toni Kroos futbolu bırakıyor. Onun dışında kapı açıklamalarında kulüplerin zararları çok yüksek. Bakalım bir yaptırım gelecek mi kulüplere? Sevkleri konuşmuştuk. Başka neyi konuşacağız? Fenerbahçe'de biri biten, ikisi görüşme halinde olunan toplam 3 transfer hamlesi olmuş şu ana kadar. Seçimden sonra mevcut yönetim devam ederse Mario Branco görüşme halinde olduğu oyuncular için resmi teklif çıkaracak. Şu an için transfer harekatı seçimi bekliyor diyor Yağız Sabuncuoğlu. Başka değinmediğim bir şey var mı? Kadroda zorunlu değişikliği söyledi. Rafa Silva bu arada Arap'la anlaşmış. Onu da söyledik. Ali Koç İsmail Kartal'la devam etmeyi düşünüyor. Onu da peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Ali Koç'un İsmail Kartal'la devam etme düşüncesinde doğru mudur, yanlış mıdır? Ya bunun kararını size bırakıyorum. Ben karar vermiyorum. Ben karar versem diyeceksiniz ki hocam yanlış yapıyorsun. O yüzden ben bir şey demiyorum. Ben size bırakıyorum. Ha, kişisel, şahsi fikrimi soracak olursanız Avrupa'da hezimet yaşarız. Ama burada bilmiyorum. Yani burada bilmiyorum arkadaşlar. Burada nasıl olur? İnanın bilmiyorum. Ama hakkımızda hayırlısı olsun. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Ha, ben İsmail Kartal şampiyon yapsa bile devam etmeme taraftarıyım ama zaten bu kadar kurguyu kurmuşlar. Yani şampiyonluğun zannetmiyorum bize yedireceklerini. Galatasaray bize yedirmez yani. Zannetmiyorum arkadaşlar. Orada söyleyeyim. Başka ne diyecektim? Toni Kroos futbolu bırakıyor dedik. Simon Kea, Pioli yalan. Dört büklerden harcama rekoru. İki futbolcu ifade verecek. Arkadaşlar ifade falan veren yok futbolculardan. Mert Hakan yandaş ve o saha için savcılığa ulaşan bir şey yok. Diğer kanalımız Kadıköy Sokak 2 kanalı. 3850 abone oldu ama arkadaşlar orada üyeliğe başvuru yaptık. Bilginiz olsun. Ve yani
Nasıl diyeyim size ya? Durum bu arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah Fenerbahçe'miz ya, keşke galip gelse. Keşke Konyaspor'u da yense. Ve Fenerbahçe şampiyon olsa. Buradan var ya birçok kişinin ekmeği çok farklı yere gider. Onu da söyleyeyim. Yani Allah yar ve yardımcımız olsun ya. Şuraya kadar yeniden hakkımızda inat. Allah yar ve yardımcımız olsun. Atladığım detay var mı? Atladığım detay da yok gibi geliyor arkadaşlar. Ona rağmen de sorularınız vesaire varsa alabilirim ama 3850 kişilik yeni kanalımızda üyeliğe başvurduk. Bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her an açıklanabilir, her an olabilir. Üyelik olursa da birçok kişiden söz aldım. Orada hediye üyelikleri de verecekler. Eğer vaktiniz varsa orada birazcık video izleyin arkadaşlar. Yani bunları söyleyeyim. Ben bunları da belirteyim. Sonra benden küsüp darılmayın da demeyin yani Mustafa hocam biz şöyle böyle falan filan diye. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ve orada izleyin ki video hediye üyelik verildiğinde ilk size çıksın. Ben bu kadar söyleyeyim. Çok kişinin de şeyi var. Allah'tan bir mucizevi bir şey olur. Fenerbahçe şampiyon olursa zaten aklınıza hayalinize gelmeyecek hediye üyelik sayısıyla karşı karşıya kalırsınız. Benden söylemesi, transfer sezonuna girdik. Son maçımız pazar günü. Maçtan sonra artık neleri konuşuruz? Mourinho'yu mu konuşuruz? Emre Kartal'ı mı konuşuruz? Selahattin Baki'yi mi konuşuruz? Onu bilemem. Ama şundan eminim. Biz eğer o gün maçı kazanırsak ve Galatasaray yenilirse o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu kanalda da tekrardan üyeliklerin aktif olması için başvurumu yaptım. Bekliyorum. Cevap bekliyorum şekerim. Umarım anlatabiliyorum. Cevap bekliyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ama lütfen diğer kanala da abone olun. Yani beni mahcup etmeyin. Olur mu arkadaşlar? Beni mahcup etmeyin. Diğer kanalda abone olursanız çok ama çok sevinirim. En azından burada da video çekiyorum. Orada da çekiyorum. Hani emeklerinin karşılığını görmek insanı sevindiriyor, mutlu ediyor. Şimdiden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'ye bir alemin karşı çıktığı şu süreçte ne demek istediğimi anlayın. İnşallah da bir alem Fenerbahçe'ye karşı çıkarken Allah yar ve yardımcımız olsun. Lafı çok uzattım. Herhangi bir sorununuz, herhangi bir şeyiniz varsa yorumlarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.